Biraz önce söylediğimiz gibi motor şaftı ile pervane şaftı arasında bir adet reduction gear bulunmaktadır. Bu dişli kutusu motor devrini düşürerek pervanede tork üretilmesini ve pervane uçlarında ses hızının oluşmasını engellemektedir. Örneğin serbest türbin yapısına sahip olan PT6 motorunda free türbin yani power türbin maksimum devrinde 38.500 RPM'de döner iken free türbin tarafından döndürülen pervanenin devri ise 2000 RPM'dir. Arada bulunan dişli kutusu 38.500 RPM'i 2000 RPM'e düşürmüştür. İki çeşit dişli kutusu kullanılabilir. Bunlardan birincisi paralel spur gear tiptir, yani düz tiptir. Diğeri ise epicyclic tiptir. Paralel düz dişli tipte iki adet diş bulunmaktadır ve pervane dönme yönü ile motorun dönme yönü birbirlerine terstir. Bu yapının en önemli özelliği mekaniksel olarak basit bir yapıya sahiptir ve üretimi ve bakımı oldukça kolaydır. Burada paralel düz dişli tipine iki örnek görülmektedir. Burada görüldüğü gibi motor şaftına bağlı olan bir dişli, pervane şaftına bağlı olan bir dişliyi ters yönde döndürerek motorda üretilen dönme hareketini pervane şaftına aktarmaktadır. Epicyclic dişli kutusunda ise motordan gelen dönme hareketi motor şaftı tarafından döndürülen planet dişlilerine ve planet dişlilerinden annulus dişlisine aktarılır. Annulus dişlisinden ise pervane şaftına aktarılır. Böylece motorun dönme yönüyle pervanenin dönme yönü aynı kalacak şekilde devir sayısı düşürülür. Bu şekillerde epicyclic dişli tipinin farklı örnekleri görülmektedir. Bazı dişli kutularında bütünleşik spur ve epicyclic yapılar kullanılabilir. Böylece büyük komponentlere ihtiyaç duyulmadan devir düşürülmüş olur. Bazı turboprop motorlarda epicyclic yapısı ve dişli dizelerinin olduğu bütünleşik bir yapı görülebilir. Burada görüldüğü gibi motordan gelen yüksek dönme hareketi merkezci bir dişli ile planet dişlisine dolayısıyla pervane şaftına aktarılmakta. Aynı zamanda yine merkezci dişli vasıtasıyla bazı komponentlerin tahrikinde kullanılan diğer dişlilere de tahrik aktarılmaktadır. Motor kontrolüne baktığımızda turboprop motorlarda gerekli gücün üretilebilmesi için motor ve pervanenin birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışmaları gerekmektedir. Motorda gerekli olan gücün elde edilebilmesi için pervane blade açısı, yakıt akış debisi ve motor devrinin doğru bir kombinasyonda kontrol edilmesi gerekir. Turboprop motorun çalışma range'lerine baktığımızda alfa range ve beta range olmak üzere iki çalışma modunda incelendiği görülür. Alfa range uçuş modunu, beta range ise yer çalışma modunu ifade etmektedir. Alfa range ve beta range'e baktığımızda beta range'in maximum reverse ile uçulabilecek en düşük hatbe yani flight time pitch arasında olduğu görülür. Alfa range ise uçulabilecek en düşük hatbe ile feder arasında olduğu görülmektedir. Beta range için power lever pozisyonu flight idle'ın altındayken pervane blade açısıyla motor devri arasındaki senkronizasyon bozulmakta ve motor verimi korunamamaktadır. Bu yüzden beta range'deyken pervane hatvesi power lever tarafından kontrol edilmektedir. Bu yüzden uçuş esnasında propeller lever tarafından kontrol edilen pervane hatvesi yer şartlarında power lever tarafından kontrol edilmektedir. Turboprop motorlar sabit hızlı motorlardır. Yani düz uçuştayken sabit hız rejiminde %100 devirde dönerler. Bunun için motor yükünün pervane hatvesi ve yakıt akışıyla ayarlanması gerekmektedir. Örneğin sabit hız rejimindeyken pervane devrinin pilotun talebinden daha yüksek olması durumunda
Kuaför içerisindeki flyweight'ler açılarak pervane hatvesinin artmasını, motorun yorulmasını, dolayısıyla devrin düşmesi sağlanır. Buna benzer durum pervanenin düşük olması durumunda da gerçekleşmektedir. Pervane devri istenilen devirden düşük ise kuaför içerisindeki flyweight'ler kapanarak pervanenin hatvesini düşürür. Böylece motor rahatlar ve motor devri istenilen seviyeye yükselmiş olur. Turboprop motorlarda iki şekil kontrol yapılmaktadır. Bunlar eski motorlarda kullanılan hidromekanik yakıt kontrolü ve günümüz motorlarda kullanılan FADEC sistemidir. Hidromekanik yakıt kontrolünde power lever uçuş modundayken motorun gücünü yani yakıtın akışını ayarlamaktadır. Yer rejiminde ise pervanenin hatvesini kontrol etmektedir. Bu yüzden pervane kontrol ünitesine ve yakıt kontrol ünitesine bağlanmaktadır. Motor kontrolünde kullanılan diğer lever'ımız ise condition lever veya RPM lever olarak bilinir. Condition lever uçuş esnasında pervane hatvesini kontrol ederken yer rejiminde yakıt akışını kontrol etmektedir. Bu yüzden propeller control unit ve HP fuel control ile mekanik olarak bağlanmaktadır. HP fuel control genellikle motorun kapatılması için yakıtı kesen elemandır. Uçuş esnasında seçilen sabit hız rejiminde motorun devrinin sabit kalabilmesi için PCU içerisindeki governörler kullanılmaktadır. Governörler hatveyi değiştirerek motorun devrinin sabit kalmasını sağlarlar. Burada power lever'ın pozisyonları ve motorda üretilen gücü gösteren bir grafik görülmektedir. Aşağıdaki resimde ise pervane range'lerinin yani çalışma modlarının dağılımı görülmektedir. Burada ise tek şaflı bir motorun motor kontrol lever'ları ve pozisyonları görülmektedir. Bu şekilde power lever ve condition lever kullanılan bir turboprop'un hidromekanik kontrol yöntemi görülmektedir. Power lever uçuş rejiminde ve yer rejiminde yakıt kontrol ünitesi vasıtasıyla motorun gücünü kontrol ederken yer rejiminde propeller pitch kontrol ünitesi ile pervane hatvesini kontrol etmektedir. Condition lever ise uçuş esnasında propeller speed governor ile pervane hatvesini kontrol ederken underspeed governor ile pervanenin maksimum devrini kontrol etmektedir. FADEC'li motor kontrolünde ise daha önce söylediğimiz gibi motorun gücü ve pervanenin hatvesi FADEC sistemi tarafından sağlanmaktadır. FADEC'li kontrollerde FADEC sistemi hem yakıt akışını hem de hatve değişimini kontrol ettiği için condition lever gereksiz hale gelir. Bu yüzden condition lever sadece motorun startında ve kapatılmasında kullanılabilir. Motorun kontrolü sadece power lever tarafından gerçekleştirilecektir. Burada FADEC kullanılarak pervane blade açısının kontrol edildiği bir sistemin komponentleri ve akış diyagramları görülmektedir. Sistem 3 temel komponent grubundan oluşmaktadır. Bunlar mekanik hatve değiştirme komponentleri, feder komponentleri ve propeller elektronik kontrol ünitesidir. Hidromekanik hatve kontrol mekanizması power lever'dan, propeller elektronik kontrol unit'ten, overspeed governor'den veya feder mekanizmasından gelen sinyallere bağlı olarak pervane blade'lerinin hatvesini kontrol eder. Federing sisteminde bulunan komponentler ihtiyaç halinde pervanenin feder veya unfeder operasyonlarını sağlar. Overspeed governor motorun aşırı hızdan korunmasını sağlar. Power lever uçuş rejimine bağlı olarak pilotun talebini oluşturmaktadır. Propeller elektronik kontrol ünitesi ise seçilen güç değerinde motor devrinin sabit kalmasını sağlar. Bunun için kontrol panelinde belirlenen güç değerine göre bunlar take off, go around, flexible climb, cruise, climb gibi değerler olabilir. Bu seçilen güç değerlerine göre manyetik pickup'tan gerçek pervane devrini alarak karşılaştırma yapar. Eğer seçilen ile gerçek arasında bir fark var ise
Hidromekanik piç kontrol ünitesi üzerinde bulunan elektriksel servo valve sinyal göndererek hatmenin değişmesini, dolayısıyla hızın sabit kalmasını sağlar. Bu arada propeller elektronik kontrol ünitesi propeller panel üzerinde ikaz göstergeleri oluşturur. Aynı zamanda diğer motor ile senkronize bir şekilde çalışması için diğer motorun propeller elektronik kontrol ünitesinden sinyalleri alarak senkronizasyonu sağlar. Bu şekilde ise hidromekanik hatve kontrol mekanizmasının iç yapısı, komponentleri ve yağ akışı görülmektedir. Hidromekanik hatve kontrol mekanizması içerisindeki federik valve ve beta valve görülmektedir. Power lever'ın pozisyonlarına bağlı olarak beta valve ileri veya geri hareket ettirilerek hatve değiştirme yağı yönlendirilir. Böylece hatve değişimi gerçekleştirilir. Burada ise fuel lever start veya kapatma esnasında pervane hatvesinin uygun şekilde oluşması için federik valve'ı kontrol eder. Feder pompası feder veya anfeder işlemi için kullanılmaktadır. Overspeed governor ise motorun aşırı hızdan korunmasını sağlar. Buradaki propeller elektronik kontrol ünitesi ise seçilen güç değerine göre mevcut durum ve diğer motor şartları ile karşılaştırma yaparak servo valve'e gönderdiği elektrik sinyal ile pervanedeki blade açısını kontrol ederek sabit hız kontrolünü sağlamaktadır. Burada ise motorun kontrolünde kullanılan lever'lar, lever'ların pozisyonlarına bağlı olarak yakıt ve hatve durumları görülmektedir. Turboprop motorun göstergelerine baktığımızda diğer motorlardan farklı olarak motor gücünün gösterildiği tork metre kullanılmaktadır. Bütün motorlarda olduğu gibi turboprop motorlarda da güvenli bir uçuş için veya motorun güvenli limitler içerisinde çalışması için değişik sınırlayıcılar bulunmaktadır. Turboprop motorların özeline baktığımızda hatmenin kontrolü için farklı kilit mekanizmaları yer almaktadır. Örneğin pervane hatvesinin uçuş esnasında yer rejimine girmesini engelleyen Flight Fine Pit Stop veya normal uçuş esnasında pervane hatvesinin sabit hız pozisyonundan daha yüksek bir hatveye çıkmaması için kullanılan Cruise Pit Stop gibi. Hatırlayacağınız üzere pervane dersinde bu sistemlerin nasıl çalıştığını anlatmıştık. Genel itibariyle bu hatve sınırlayıcı sistemler genellikle otomatik olarak devreye alınmaktadır. Bununla beraber bazı sistemlerin kendi lever'ları bulunmaktadır. Bu şekilde ise motoru aşırı hız durumundan koruyan overspeed governor'ının çalışma mekanizması görülmektedir. Mekanik kontrollü pervanelerde kullanılan overspeed governor'ın çalışma mantığına baktığımızda pervane devrinin aşırı derecede yükselmesi durumunda governor içerisindeki flyweight'lerin açılmasıyla pervane hatvesinin artırılması sağlanmakta, pervane hatvesinin artırılmasıyla motorun çektiği hava miktarı artmakta ve motor büyük bir yüke maruz kaldığı için devre azalmaktadır. Bazı motorlarda ise motorun aşırı hız durumlarından korunması için Underspeed Fuel Governor ismi verilen bir governor kullanılmaktadır. Bu governor'ın çalışma mantığına baktığımızda motor devrinin aşırı artması durumunda governor içerisindeki flyweight'lerin açılması ile yanma odasına giden yakıt kesilmekte ve motorun devri düşürülmektedir. FADEC ile kontrol edilen motorlarda motorun overspeed durumu hidromekanik olarak çalışan overspeed governor ile kontrol edilir. Overspeed governor'de bir arıza olması durumunda FADEC yakıt kontrol ünitesine sinyal göndererek yakıt akışını azaltır. Böylece motordaki overspeed durumu engellenir.